zihnim bir daha açıldı ve cumartesi akşamı oturdum bu son konuşmayı yazdım. Şimdi bunu neden önemsediğimi söyleyeyim. Birinci İzmir'deki birinci İktisat Kongresi Türkiye'nin bir yıkımdan çıktıktan sonra yeni bir ülke nasıl inşa edilebilir projesi. Ama yıkımı bitirmiş ve ülkemizi kurmuştuk. Yeni bir ülkeyi kurmuştuk. Şimdi bu ikincisi de tam olarak aynı şekilde. İkinci bir yıkımdan ülkemizi kurtarıp yeni bir ülke inşa edebilir miyiz noktasında oluyor. Tuhaf olan şu. Birincisini İzmir'i işgal ettikten sonra kurtarmıştık. İkincisi de benim için şöyle bir şeysi var. İstanbul ve Ankara yerel seçimlerinden sonra herkes bir sürü insana teşekkür etti. Ben İzmir'e teşekkür ettim. İzmir bize hizmet almasa da, para almasa da ilkelerine sahip çıkmanın, direnmenin sonunda kazanıldığını göstermiş olduğu için İzmir'e teşekkür ediyorum. Aynı nedenle bu kongrenin gene İzmir'de olmasının özel bir önemi var. Tam o noktadayız ve tam o noktada yeniden biz ülkemizi nasıl inşa edeceğiz? İkinci yüzyılı burada konuşuyoruz. Fakat işin tuhaf yanı şu. Ben zaten benden önce Güven Bey'in konuşacağını duyunca Güven Bey konuştuktan sonra ben niye konuşuyorum ki dedim. Bana deseler ki ya biz gerçekten bana ülkeyi yönetenler dese ki biz ülkeyi yeni bir şey inşa haline inşa edeceğiz ne yapalım? Ben derim ki Güven Bey Kalkınma Bakanı yapın. Diğer bütün bakanlıklara da onun Kalkınma Bakanlığı'na uyumlu program yapma zorunluluğu getirin. İki slaytımı çalmış ama benden önce konuştuğu için ben ondan çalmış olacağım kusura bakmasın izniyle. Şimdi izninizle benim aslında yazabilirseniz aslında aynı başlığımız da aynı. Onun gösterdiği o ortak slaytın ben en sonda göstereceğim o ortada gösterdi. Dostlarım dünya aslında her zaman değişmez. Her zaman değişir ama yıkıcı değişimler uzun süreler alır bazen. Bazen dünya yavaş, sakin, sakin gider. Bazen de dünya sarsılır, olduğu gibi yıkılır ve yeni baştan inşa edilir. Dünya sakin giderken insanlar iki şekilde karar verirler. Bir, aldığınız eğitim size yardım eder. İki, eski tecrübeleriniz size yardım eder. Ama bu dünya aynı iken geçerli. Benim dedemle babam aynı dünyanın insanlarıydı. Bense babamın çağı yıkılıp torunumun, doğmamış torunumun inşallah göreceğim. Oğlum beceriksiz çıktı. Doğmamış torunumun dünyası inşası göreviyle mükellefim. Tam o noktada duruyorum. İşte dünya yıkılıp yeniden inşa edilirken aldığınız eğitim ve tecrübeleriniz size ayak bağı oluyor. Göstereceğim. Güven Bey'in deyişiyle hala termik santralle kalkınacağınızı zannediyorsunuz. Bitti, onu anlamıyorsunuz. O yüzden yeni bir dünyanın inşa edildiği ön kabulünü zihninize yerleştirmeden yeni bir dünyayı inşa edemezsiniz. Diyebilirsiniz ki, Emi Çapa'ya böyle lafları biz çok duyduk. Dedem de duymuştu eminim, babam da duymuştu. Ne belli, elimde çok önemli bir şey var. Görelilik teorisi bize diyor ki, evrende madde diye bir şey yoktur. Evrende her şey enerjidir. Madde enerjinin sadece bir öbür yüzüdür, biçimidir. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca da aslında her şey enerjidir. Sizin ne kadar gelişmiş olduğunuzu ya da bir savaşı kazanıp kazanmayacağınızı belirleyen şey enerji tüketiminizdir. Eskiden bu düşmanın üzerine ne kadar kas gücü, kas enerjisi nakledebileceğinizdi. Şimdi şükür orada nükleer silahlarımız var. Bolca birbirimizin üzerine boca edebiliriz. Ama ekonomide de ana şey enerji tüketiminizdi. Bir noktaya kadar. Burada dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkın milli geliriyle enerji tüketimi arasındaki bağı görüyorsunuz. Aşağıdakilere bakmayın. Çok önemli bir konu ama buradaki ana konumuz olmadığı için, iklim değişimi açısından önemli bir konu olduğu için onlar da orada. Üstteki milli gelir, altta önemli olan size asıl göstermek istediğim mavi. Mavi enerji tüketimi. Eğer 1950'de bir birim milli geliriniz, bir birim enerji tüketiminiz varsa dikkat edin. 70'lerin ortasına kadar bunlar ne kadar enerji o kadar milli gelirdi. 70'lerin ortasında enerji tüketimi yavaşlıyor, milli gelir yükseliyor. 80'lerin ortasına gelince milli gelir patlıyor,
enerji tüketimi neredeyse durma noktasına geliyor. 2000'lerde yatay, 2000'den itibaren artık enerji düşerken milli gelir artışı hala devam ediyor. Bu bize bir şey gösteriyor. Artık enerji artışıyla milli gelir arasındaki bağ kopuyor. Neden? Çünkü artık içine akıl ve bilim sokmadığınız hiçbir şeyin değeri yok. Bu tarım olabilir, sanayi olabilir, hizmet olabilir. Hiçbir önemi yok. İçine akıl ve bilim sokmadığınız şeyi çöpe atınız. Dedi ki Güven Bey, sadakatle ne ilgisi var? Ben bilmiyorum ama dedi. Ben söyleyeyim Güven Bey. Sadakatle şöyle bir ilgisi var. Benim sunumum sizi asla pişman olmayacağınız bir sadakate davet etmek için hazırladım ben. Akla, bilime ve vicdana sadakat. Akla, bilime, vicdana sadakat yoksa hiçbir söylediğinizin ve yaptığınızın değeri olmadığını size anlatmak için bu sunumu hazırladım. Dostlarım, bu da dünyası. Dünyada hala enerji tüketimi artacak. Çünkü sıfır noktasına yakın ülkeler var. Belli bir düzeyde enerji tüketmeniz lazım. Güneydoğu Asya, Afrika, Güney Amerika hala Türkiye'de dahil. Hala bir miktar enerji tüketimi artacak. Ama dikkat edin, orada bile milli gelirle enerji arasındaki bağ koptu. Yani termik santral kurmayı unutun. Çok başarılı damat enerji bakanınızı alkışlıyordunuz. Termik santral kuruldu diye yarın dizlerinizi döveceksiniz sınırda karbon vergisi yüzünden. Dizinizi döveceksiniz. Ama geç değil. Biz daha adapte olamadan eski dünya yıkılıyor. Nasıl? Bu Kore ile Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı. İyimserler şunu söyleyebilirler. Diyebilirler ki, ah biz 74 kat artırdık yüksek teknoloji ihracatımızı. Kore sadece 16 kat artırmış. Ama gerçekçiler şunu söyler. Pardon, 1990'da 11 milyar dolar fark varmış aramızda. Bugün 156 milyar dolar fark var aramızda. Büyük bir kırılma yaşıyoruz. Eski ile yeni arasında sizin bildiğiniz gibi bir şey yok. Bu salondakiler, benim yaşıma yakın olanlar muhtemelen insan olarak ölen son kuşak olacaklar. Daha genç olanlar insan olarak ölmeyecekler. İnsan olarak doğdular ama insan olarak ölmeyecekler. Bu kuşakların torunları da büyük olasılıkla insan olarak doğmayacaklar. Dünyada şu anda insan olarak doğmayan ikizler Çin'de 5 yaşına geldiler. DNA'larıyla oynandı. Sıfırdan dünyada olmayan XNA diyoruz. Xenonükleik asit, yabancı nükleik asit. İkizler CRISPR-Cas9'da doğdular ve 5 yaşındalar şu anda. Asla AIDS olmayacaklar biliyor musunuz? Anne babaları AIDS, çocuk kesin AIDS olacak. AIDS'e neden olan proteini paralize ediyorlar. CRISPR-Cas9'la DNA'yı kesiyorlar, birleştiriyorlar. Çocuklara AIDS, şırınga etseniz çocuklar AIDS olmayacaklar. Dünya yeni bir çağa giriyor. Girin, Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Lütfen okuyun. İnsan evrimine müdahale noktasında nasıl olduğumuzu, olayın nereye geldiğini anlatıyor. Ben size başka bir şey göstereceğim. Bu adam dünyanın en parlak 10 beyninden biri seçildi. Bu beyefendi dünya üzerindeki en parlak 10 beyinden biri. Elinde gördüğünüz hamam böcekleri üzerinde çalışıyordu. Şimdi köpekler üzerinde çalışıyor. Ne ile çalışıyor? Biobot üretiyor. Ne diyor? Seçildikten sonra, dünyanın en parlak 10 beyninden biri seçildikten sonra şunu söyledi. Elektronik ara birimle donatılabilir her şeyin etkileşime girdiği yeni bir çağa adım atıyoruz. Benim hayalim biyolojik organizmaları elektronik sistemlerle kaynaştırmak. Yani canlıları bilgisayarlarla bağlayacak. Sizin gördüklerinize Emin Çapa'yı dinledim şöyle bir şey anlattı diye gidip bilgisayarınızda izletebileceksiniz. Beyninizdekini görüntüye dönüştürebileceksiniz bu proje bittiğinde. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu adamın adı Alper Bozkurt. Alper Bozkurt Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Özellikle bunu seçtim. Neden? Herkes şöyle yapıyor. Biz yapamayız. Sizin DNA'nızda bir sorun olduğu için değil. Alper Bozkurt'a beyin nakli mi yapıldı? Yok. Boğaziçi Üniversitesi bitti, Amerika'ya gitti. Türkiye'de olsaydı Alper Bozkurt dünyanın en parlak 10 beyninden biri seçilebilir miydi? Neden? Türkiye'de geri zekalı da dışarı gidince mi dahi oluyor? Hayır. Sizin inşa ettiğiniz sistem vasatlığı destekliyor. Vasat olmayanları kenara itiyor yurt dışına gitsen. Niye? Benim vasatlar
eziyorsun sen benim vasatları. Sen olduğun sürece. O yüzden bu işe bir son vermeliyiz. Bu ülke dünya üzerinde iki ayrıcalığı olan ülke. Bunlardan biri biz eşeysiz üreriz. Bizde cinsiyet çok ayıp bir şey. Kadın yok, bayan var. Mesela bay futbol takımımız, bay voleybol takımımız yok. Bayan voleybol takımımız var. Niye? Kadın deyince cinsellik geliyor sizin aklınıza. Eşeysiz üriyorsunuz siz. Kadınla erkek iki ayrı yatakta yatıyorlar, öyle doğuyorsunuz. İkincisi de dünya üzerinde evrim olmayan tek ülke burası. Dünyanın geri kalan her yerinde evrim var. Siz bunu tartışırken insanlar iki şey üzerinde çalışıyorlar. Sentetik biyoloji. Sentetik biyoloji yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı. Dünyanın 20. yüzyıldaki en büyük beyinlerinden biri Feynman'dır. Feynman diyor ki, ben bir şeyi yapamıyorsam onu anlamamışımdır. Anladıysam yaparım. O zaman yaşam yaratamadığımıza göre yaşamı anlamadık. Sentetik biyoloji işte bu sorunla uğraşıyor. Yukarıdan aşağı sentetik biyoloji CRISPR-Cas9 yöntemiyle var olan DNA'yı alıp, var olan yaşam formlarını alıp, onunla oynayıp bu ikizler gibi mevcut bir şeyi değiştirme üzerine. Aşağıdan yukarı sentetik biyoloji ise karbon tozundan yaşam yaratabilir miyiz? Hiç yoktan yaşam yaratabilir miyizle uğraşıyor. Bu gördüğünüz adam dünya üzerinde bu konudaki number one. Kendisini ben canlı olarak da dinleme şansına sahip oldum. Bu adam hiç yoktan proto hücre yarattı. Hiç yoktan, hiç yoktan. Bakın bir daha söylüyorum. Var olan bir DNA'yı değiştirmiyor. Yukarıdan aşağı sentetik biyoloji değil. Aşağıdan yukarı sentetik biyoloji. İngilizcesine dikkat edin. Şirketinin adı bu. Toolkit, yani alet çantası. Cimel Halili çok önemli bir kuantum fizikçisi. Hayatımda okuduğum en zor iki kitaptan biridir. Kuantum sınırında yaşam. Kuantum zaten zor, tıp zaten çok zor bir şey. İkisi bir arada. O diyor ki, kanser hücrelerini bulup ortadan kaldırmak için insan vücuduna enjekte edilebilir yapay yaşam formları üretebiliriz. Şu anda bu konuda milyar dolarlar akıyor. İnsan, bakın geleceğin en önemli konusu yaşam bilimleri olacak. Her tarafından para fışkıracak. Olayı sadece farmakolojiye indirmek aptallık. Başka bir şeyden bahsediyoruz. İnsan olarak ölmeyeceksiniz diyorum size. Daha önce böyle bir şey yaşamadınız. Tarım devrimi değil bu. Yazı değil bu. Başka bir şey. İnsanı yeni baştan yaratma noktasındayız. Ha Emin Çapa bu çok iyi bir şey mi? Vallahi çok korkuyorum. Ödüm patlıyor. Çünkü bu olayın etik tarafı eksik. Akıl ve bilim tarafı tamam. Ama etik tarafı yani akıl bilimin yanına vicdanı koymazsak o tarafı beni çok korkutuyor. Neden geçemedim? Ha yanlış tarafa bastım çünkü. Şimdi beni en şaşırtan şey, Türk halkı geleceğe doğru nasıl koşar ben size göstereyim. Şöyle koşar bakın. Geriye bakarak, arkadaş geriye bakarak geleceğe gidilir mi yahu, delirdiniz mi siz? Yiyin birbirinizi. Size ilginç bir şey göstereceğim şimdi, bir video oynayacak. Sürücüsüz arabalar deyince bütün Türkiye'deki otomotiv basını da mühendisler de halkımız da aynı şeyi düşünüyor. Ay ne güzel arabaya bineceğiz hop işe bizi götürecek kullanmayacağız. İstanbul'dan İzmir'e Çeşme'ye geleceğiz. Hiç kullanmayacağız arabayı. Ay ne kadar güzel ne şanslısınız. Delirmeyin kafayı mı yediniz? Lojistik baştan inşa edilecek. Baştan inşa edilecek. Sürücüsüz tırlar, sürücüsüz kamyonlar. Ve size şöyle söyleyeyim. Dünyada 4 konsorsiyum, hiçbir kaptanı ve tayfası olmayan gemiler inşa ediyor şu anda. Japonya biliyorsunuz bir ada ülkesi. Ya hava yoluyla ya deniz yoluyla ihracat yapacak. Dünyanın en büyük mamül ihracatçılarından biri. 2050'ye gelindiğinde Japonya ihracatının %40'ını hiçbir tayfası ve hiçbir kaptanı olmayan gemilerle yapmayı planlıyor. Şu anda size bir şeyin demosunu göstereceğim. Muhtemelen daha henüz kendisini görmüyoruz, gizliyorlar. İskandinavya'da bir gemi, hiçbir kaptanı ve tayfası olmayan bir 9 metrelik bir şey dolanıp duruyor. Onun tanıtım videosunu göstermek istiyorum. Türkiye lojistiği kontrol edemezse
Bu yüzden ben CHP'nin lojistik projesini çok önemsiyorum. Bir hiç haline geleceklerden biri. Bakın gelecek nasıl bir şekilde geliyor? Bir şunu izleyelim. Sesini duyalım. Action plan to the two export container ports in Brevik and Larvik. We estimate that on behalf of Yara, it will transport approximately 25,000 containers per year. They have a real need and they need to improve the local environment where they operate. Bulunduğu yeri so uyduyla görüyor. Kızılötesi ışınlarla yanaşıyor. And I think what set this opportunity aside from many others is şu anda da 9 metrelik maketi İskandinavya'nın etrafında, körfezlerde, koylarda dolaşıyor. Mission is to feed the world and protect the planet. Ne olduğunun çok şeysi yok. Şimdi bunu neden gösterdim? Arkadaşlar, olayın sadece görünen tarafına baktığınızda altıda biri görüyorsunuz. Buzdağının altıda biri suyun üstünde. Aşağısı, asıl mesele aşağısı. Aşağıyı görmemiz ve ülkemizi hazırlamamız lazım. Bunun bir parçasını, tek bir parçasını, tek bir parçasını, tek bir parçasını görerek hiçbir şey yapamayacağız. Şimdi çok büyük bir sır var. Herkesin bildiği bir şey. Ama Türkiye'nin çöle döndüğü bir şeyi izninizle size göstermek istiyorum. Bütün bunları mümkün kılan nedir? DNA'nın oynanması, insanların kendini yeni baştan yaratması, yok efendim hayvanların beynine gireceksiniz, yok efendim Mars'a yörüngeye uydular yolluyorsunuz, yok efendim Mars'ta yaşam kuracaksınız, yok efendim sürücüsüz araç. Bütün bunları mümkün kılan nedir? Nasıl mümkün oluyor bunlar? Bu sefer geçemedim. Ya. Ay sesim kısılmasına çok alışkın da kısılmaya çalışmasından. Bir oradan o ilerletir misiniz siz neden ilerletemiyorum? Tamam. Bu gördüğünüz Samanyolu galaksisinin Gaia uzay teleskobuyla hazırlanmış en ayrıntılı haritasıdır. Samanyolu'nun parmak izini görüyorsunuz şu anda. Aşağıda gördüğünüz ikiye Büyük Magellan uydu galaksisi. Küçük olan da Küçük Magellan uydu galaksisi. Bundan daha ayrıntılı bir haritamız yok. 20 küsur yıl boyunca toplanan verilerle üretildi bu gördüğünüz parmak izi. Samanyolu galaksisinin parmak izi bu. Bu gördüğünüz de Hubble uzay teleskobunun evrenin bir noktasına bakarak 10 küsur yıl boyunca çektiği fotoğraflardan oluşturulmuş evrenin en ayrıntılı haritası. Daha ayrıntılısı elimizde yok. Burada gördüğünüz her bir ışık kaynağı bir galaksi, yıldız değil. İçinde minimum 10 milyar yıldız var. 400 milyar yıldıza kadar gider büyük galaksilerde. Bakın 10 milyar, 400 milyar. Ama bu evrenle kıyaslandığında hiçbir şey. Evren ay kadar olsaydı, o demin gördüğünüz evrenin en ayrıntılı karesi şurada olacaktı, o kırmızı nokta kadar. Ayın 120'de biri kadar. Biz şu evren haritası fotoğrafında, bu bir kompozit fotoğraftır, birleştirilmiş fotoğraftır, 10 yılın fotoğrafıdır. Kaç galaksi var? O galaksilerde kaç yıldız var? Bu yıldızlarda kaç gezegen var? Kaç kara delik var? Kaçında yaşam var bu gezegenlerin? Bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz. Bu beyefendi, şuradaki hanımefendi, orada benim sevgilim var, o. Üstünde durduğum bu zemin, bu bina, bu yıldızlar, bu galaksiler neden yapılmış onu biliyoruz. İnsanlığın en büyük keşiflerinden birine bakıyorsunuz. Eğer o demin gördüğünüz fotoğraftaki evrende bir element varsa ve o burada yoksa burada bir yere girecek. Zaten bir tanesi girdi şurada gördüğünüz. Şimdi bunu kim keşfetti? Siz mi keşfettiniz? Sizin atalarınız mı keşfetti? İyon sütunu olarak gördükleriniz kimin keşfettiğini bilmediğiniz, insanlığın karanlık çağından bu yana bildiğimiz elementler. Altın, gümüş, demir gibi. Diğerlerini keşfedenlerin bayraklarına bakar mısınız? Bir tane fakir ülke gören var mı? Yoksul, ezik halkı olan ülke gören var mı? Sizin coğrafyanızdan bir tane bayrak görüyor musunuz orada? Japonya oraya bayrağını diken, tırnak içinde batılı olmayan tek ülkedir. O da 7. yılında. 7 yıl oldu oraya bayrağını koyalı. Yeni. Milyar dolarlar akıttı. Milyar dolarlar. Bunun bir gelişkeni. Bakın.
dünyayı neden Batı yönetiyor diye dizlerinizi döverken bunu lütfen unutmayın. Unutmayın. O zaman zenginliğin, refahın, uygarlığın, gücün, teknolojinin sırrı nedir? Bilimdir. Arkadaşlar, bilim yoksa refah yok, uygarlık yok, zenginlik yok, teknoloji yok. Öyle teknolojinin yarattığı cep telefonunuzla bilim düşmanlığı tweetleri atmakla olmuyor. Size o imkanı sağlayan o bilim adamları, o bilim kadınları, sizin aşağıladığınız, ötekilediğiniz bilim kadınları sayesinde ultrasona giriyorsunuz, sonra onları taşlıyorsunuz. MR'a giriyorsunuz, sonra onları taşlıyorsunuz. İlaçlarını yutuyorsunuz, onları aşağılıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bilim yoksa bunların hiçbiri yok. Peki, o zaman çok önemli bir soruya geliyoruz. O zaman soralım. Bilim nedir? Bilim nedir? Bunun birçok açıklaması var. Yani bilimin ne olduğunu dair. Karl Popper'da var, bilim felsefecileri çok tartışırlar. İzninizle ben şimdi size bilimin ne olduğunu göstermiş. Rica edebilir miyim reji? Alır mısınız lütfen? Evet. Şu anda evrenin karanlığı gibi bir karanlıktasınız. Bu ışıklar söylemiyor, çıkışı gösterdiği için. Ben de size bu karanlıkta bilimin ne olduğunu göstereceğim. Bilim bu. Çünkü bilim maceramız aslında modern bilim macerası Kepler'ler, Galileler, Newton'larla başlamıştır. Daha çok yeni, çok yeni. Bilim macerasında daha o kadar küçük bir yerdeyiz, o kadar yeni bir yerdeyiz ki ancak bu kadar bizim yolumuzu aydınlatıyor. Ama siz buna sahip çıkmazsanız o zaman ne olur? Ben size söyleyeyim. O zaman bu olur. Karanlıkta kalırsınız. Rotanızı kaybedersiniz. Yolunuzu kaybedersiniz. Karanlık, hurafe, batıl sizi yer ve yutar. Kendi hayatınızı, çocuklarınızın hayatını, ülkenizin geleceğini yok edersiniz. Karanlığın içinde yolunuzu kaybedersiniz. Ülkenizi kaybedersiniz. Aklınızı kaybedersiniz. Bir daha önemlisi, kendinizin, çocuklarınızın, torunlarınızın, ülkenizin ve halkınızın geleceğini kaybedersiniz. Tekrar alabilir miyim ışıkları? O zaman tekrar aynı yerden devam edelim. Einstein diyor ki, gerçeklikle karşılaştırıldığında, yani evrenle karşılaştırıldığında, evrende bilmemiz, keşfetmemiz gereken şeylerle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir. Daha çok yeni bilim maceramız. Ama sahip olduğumuz en değerli şey bilimdir. Ve o zaman tekrar soruyorum. Bilim nedir sorusuna ben en çok Isaac Asimov'un tanımını seviyorum. Bilim tam anlamıyla söylemek gerekirse bir isim değil fiildir. Bir şey değil yöntemdir. Bizim en büyük hatamız bilimi var olan sonuçlar zannediyoruz. Bilim var olan sonuçlar değildir. Siz bilimin bir şeye yanıt vermesini, bir soruya yanıt bulmasını, bir soruna çare bulmasını istersiniz. Ama bilim o değildir. Bilim evrene bir bakış biçimidir. Biz olaylara nasıl bakacağız? Batılla, hurafeyle, inançla mı? Sorgulayarak, deneyler yaparak, matematiği kullanarak mı? Bilim evrene bir bakış biçimidir. Bunu da nerede görürüz? Su kaç derecede kaynar? 100. Ama ben suyu 1000 derecede kaynatmam. 2 derecede kaynatırım. Eksi derecede bile kaynatırım. Ne yaparım? Basınçla oynarım. Su sabit atmosfer basıncında, yani bizim deniz seviyesi dediğimiz seviyede. Bilimde her şey o yüzden, bir şey hariç, bilimde her şey bir koşula bağlıdır. Termodinamiğin ikinci yasası hariç. O her koşulda geçerlidir. O yüzden ben kendime şunu sorarım. Emin Çapa, sen elinde olsaydı Türkiye'de neyi değiştirmek isterdin? Neyi değiştirirdin diye kendime soruyorum. Bu gördüğünüz dünya teknoloji yaratma veya inovasyon haritası. Yeşil ülkeler kök bilimi üreten ülkeler, temel bilimi üreten ülkeler. Sarı onu üretmiyor ama o bilimi alıyor bir teknoloji yaratıyor. O bilimi alıp bir şey yaratıyor. Kırmızının
Türkçesini söylemeye dilim varmıyor. Çünkü o sözcük çok, İngilizce çok nüanslı bir sözcük. Reddedilen anlamına da geliyor aynı zamanda. Korkunç bir sözcük. Türkiye şu anda sararmadan yeşil olmayı hedefleyenler tarafından yönetiliyor. Ben size bir örnek vereceğim. Arkadaşlar, Elon Musk diye bir adam var. Dese ki, ya Emin Çapa sen ne tatlı bir adamsın. Al sana SpaceX roketinin bütün sırlarını veriyorum. Al, hadi yap roketi. Sizce yapabilir miyim? Yapamam. Yapamam. Çünkü benim önce sararmam lazım. Sonra yeşereceğim. Öyle olmuyor o iş. Üniversitelerinde, akademilerinde başarılı olmam için liselerde. Liselerde başarılı olmak için ortaokulda. Onda başarılı olmak için ilkokulda. Daha önemlisi, hepsi çok geç. Anaokulunda başlamam lazım. Hepsine anaokulunda başlamam lazım. Hayatımızı her evresini, işlerimizin her evresini, ülkemizin her evresini akıl, bilim ve vicdanla buluşturmamız lazım. Ben bunu değiştirmek isterim. Bunu değiştirmek isterim. İkincisi bu. Türkiye'deki sanayi şirketlerinin teknoloji seviyesine bakar mısınız? Bunu değiştirmek istemez misiniz? İstersiniz siz de benim gibi. Böyle bir şekilde Türkiye bir yere gidebilir mi? Gidemez. Peki, ana noktaya gelelim. Şimdi, benim anneciğim derdi ki rahmetli, yaşlanınca insan anne babasından daha çok atıf yapıyor. Yaşlandığım oradan belli. Canımız cennet istiyor ama günahlar koy vermiyor. Günahları başkası yapıyor çünkü. Bize engel oluyorlar. Biz yapmıyoruz. O şunu biz yaratmıyoruz. O yatırımları biz yapmadık. Peki değiştirebilir miyiz? Yapabilme kudretimiz var mı? Elimdeki imkan seti nedir? Türkiye PISA testlerini reddetti Milli Eğitim Bakanlığı. Ben bu yüzden bir Milli Eğitim Bakanı tarafından patrona şikayet edildim. Bayağı patron beyin odasını sardı, sen bakana cüce demişsin diye. Halbuki ben öyle demedim. OECD içinde, PISA testi temelinde OECD üzerinde, OECD içinde yıldız gibi parlıyoruz dedi bakan. Ben de dedim ki herhalde sönmekte olan cüce yıldızları kastediyor dedim. Bakanı cüce demekten patrona şikayet ettiler beni. Ben ne dedim? Çocuklar okuduklarını anlamıyorlarmış. Aha işte bunun da delili bakan. Şimdi bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 130 bin çocukla 4. ve 8. sınıflardan oluşan bir test yaptı. Testi bulamazsınız. Neden? İki kere yaptı. Çünkü bizde bir şeyin sonucu kötü çıkınca ne oluyor? Uçuruveriyorlar. İsteyene mail atarım. Çünkü tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti gazetecisiyim. Veriyi bulduğunca bilgisayarına indir arkadaş. Hemen arşivle. Ben herkese yolluyorum şimdi onu. Biraz eskidi, yenilemiyorlar. Niye? Sonuç gene vahim, gene vahim. İşte onun sonuçlarından biri. Yalnız adı Abide. Biz böyle isimler koymayı çok iyi biliriz. İmparatorluk ahvadıyız. Aslında ne biliyor musunuz? Akademik başarıyı ölçme ve değerlendirme testi. Abide. Ama Abide deyince güzel oluyor. Şimdi 8. sınıf öğrencilerinin %66'sı Türkçe, deyim, atasözü, hiciv, nükteleri anlamıyor. Nedenle sonuç arasında bağ kuramıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın araştırmasıdır. İnternette bulamazsınız. Peki, Türkçe bir metin. 4 çocuktan biri metindeki ana fikri bulamıyor. Metni okuyorlar. Ana fikrini bulamıyorlar. Bunlar en kötü çocuklarımız. Durumları o kadar vehim. Hiç mi iyi çocuk yok? Var. Metinde bir bilgi var. Metnin içine gömülü. 1000 çocuktan ikisi. Bakın %2 değil. 1000 çocuktan ikisi metinin içindeki bilgiyi bulabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türkçe. Bakın Türkçe. Eğitim verdiğiniz dilde. 8. sınıf çocuğu. 8. sınıfa kadar okutmuşsunuz. Bir metnin içinde gömülü bilgiyi 1000 çocuktan ikisi buluyor. Matematiğe hiç girmemeye karar verdim daha fazla moralinizi bozmak için. Ama izninizle bir feni göstermek istiyorum. Size bir takım bilimsel şeyler anlatıyoruz. Sonra bilmediğiniz bir olay geliyor. Bilimsel bilginizin üzerinden ona ilişkin bir tahmin yürütüp karar vermeniz lazım. Belediyeyi yönetirken de, şirketi yönetirken de, üniversiteyi yönetirken de böyle yapacaksınız. Aldığınız bilginin üzerine bir şey, bir değerlendirme yapacaksınız. 1000 çocuktan biri, %1 değil bakın, 1000 çocuktan biri aldığı bilim bilgisini kullanıp açıklamaya çalışıyor karşılaştığı şeyleri. O zaman da ne oluyor? Gökten çubuk atıyorlar yere
deprem oluyor. Hehe, öyle oluyor. Çubuklarla. Geçmişte hiç deprem olmadı bu ülkede. Bu ülkenin tarihinde deprem yok. Bizans'ta falan hiç olmamış, Osmanlı'da hiç olmamış. Ayasofya'nın kubbesi yıkılmamış mesela. Hiç olmamış. Çubuk attılar çünkü. Öyle. Bu sefer hurafe sizi rehin alıyor işte. Demin size gösterdiğim karanlıkta kalıyorsunuz. Bu bize, abide bizi onu gösteriyor. Şimdi geldik Güven hocamın size gösterdiği şeyi göstermeye. Ama öbür taraftan ben Türkiye'ye çok inanıyorum. Çünkü Alper Bozkurt'u çıkartmayı başardığınıza göre Nobel'ler alanlara, dünya çapında futbolcuları Almanya'daki Türkler çıkartabildiğine göre niye Türkiye'dekiler çıkartmıyor onu bilemiyoruz. Biliyoruz tabii ki. Biliyoruz tabii ki. Almanya 1,5 milyon Türk'ten dünya çapında futbolcu çıkartıyor. Amerika'da bir avuç Türk, sizin gönderdiğiniz bir avuç Türk Nobel alıyor. Sizde 84 milyon yok. Ama gene de o insanları ben çıkardım ya. İşte Güven hocamın gösterdiği grafik. Arkadaşlar, bunların hiçbir umudu yok alttakilerin, sol alttakilerin. Sol üsttekiler bir şeyler yapabilir. Sağ alttakilerse şöyle, inovasyonun sınırına gelmişler. Sen onları yakalayamazsın öyle. Türkiye hızla ivmelenmeyi aynı zannediyor. Bakın, arabanız 500 kilometre hızla gidiyor değil mi? İvmeniz sıfır, sabit 500 kilometre. Arabayı 500'den 550'ye çıkardığınızda ivmelenmiş oluyorsunuz. 50 kilometre artırıyorsunuz. Bunlar artık arabaları uçuyor. Zangır diyor bunların arabaları. Zangır zangır. Daha ivmelenemezler öyle kolay kolay. Bir şeyi değiştirmeleri lazım yeni bir aşamaya gelmek için. Şunlarsa, doğru politika uygularlarsa zıplayacak. Ben mesleğe başladım. Türkiye'ye bütün gelen uzmanlar şöyle derlerdi. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Ben emekli oldum. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Arkadaşlar, potansiyel enerji iş yapmaz. Kinetik enerji iş yapar. Potansiyel var yerin altında. Ay ne kadar güzel. Çok iyi. Peki, o zaman sonuna geldim. Dostlarım, yeni dünya yeni biz talep ediyor. Bakın ben, herkes benden ekonomi anlatmamı bekliyor. CNN'de de böyleydi. Fakat ben giderek artan oranda bilim anlattım. Giderek azalan oranda ekonomi anlattım. Halbuki yönetim benden ekonomi anlatmamıştı. Neden? Çünkü bir şey kıtsa onun değeri yüksektir. Ekonomi anlatınca bankalar, aracı kurumlar, şirketler reklam veriyor. Ama Türkiye'de bilim çok bol olduğu için bilim anlatınca kimse reklam vermiyor. Bir kişi sponsor olmuyor. Sıfır. Çünkü bol. Gani gani. Taşıyor. Ama kendi kendime ben hep şunu sordum. Emin Çapa, sen olmak için 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hangi yetkinlikler lazım sana? Türkiye'nin şu anda bunu sorması lazım. Türkiye'nin dünya içinde iyi bir yeri olması için dünya yeniden inşa edilirken sanayi devrimini kaçırdınız. Bu yüzden bir imparatorluk yitirdiniz. Aydınlanma çağını kaçırdınız. Bir cihan imparatorluğu yitirdiniz. Şimdi dünya yeniden inşa ediliyor. Yeniden inşa edilirken yeni yetkinliklere ihtiyacımız var. Yeni kaslara ihtiyacımız var. Onu bulmamız lazım. Şunu söylüyor musunuz? Dünya, Türkiye, benim hayatım değişmelidir. Dünya daha güzel, daha mutlu. Türkiye daha adil, daha iyi, daha güçlü. Benim hayatım daha mutlu olmalıdır. Diyor musunuz? Diyorsunuz. Peki, o zaman soru bu. Bu dönüşüme kim liderlik edecek? Ben size söyleyeyim. Ailenizde babanız, belediyede belediye başkanı, üniversitede rektör, şirketimizde patron ve CEO, ülkede cumhurbaşkanı. Sen ne iş yapıyorsun arkadaş? Sen ne iş yapıyorsun? Senin görevin ne? Sen kimsin? Soru bu. Soru bu. Hiç kimse üstüne hiçbir şey almıyor. Kimse taşın altına eli koymuyor. Siz hiçbir şey yapmayın, Türkiye'de yoksulluk bitsin. Siz hiçbir şey yapmayın, Türkiye'de eğitim sorunu çözülsün. Siz hiçbir şey yapmayın, iklim krizi bitsin. Siz hiçbir şey yapmayın, Türkiye demokratik bir ülke olsun. Mümkün mü ya? Böyle bir şey mümkün değil. Dünya değişmelidir diyenler, ben değiştirebilirim. Türkiye değişmelidir diyenler, ben değiştirebilirim demek zorundadır. Eğer dünya değişmelidir diyorsanız, ben değiştirebilirim demiyorsanız yalancısınız. Yalancısınız. Dünya değişmelidir, Türkiye değişmelidir ve ben bu değişime liderlik ederim. Ben bu kadar ederim, Güven Bey bu kadar eder.
Tunç Bey bu kadar eder. Benimki de bu kadar kalır. Ama bu kadar da bu kadardan yani sıfırdan yani boş kümeden büyüktür. Dolayısıyla Türkiye değişmelidir diyenler, İzmir'de olduğunuz için özellikle söylemek istiyorum, aynı demin ilk başta söylediğimi, İzmir değiştirebilir, değiştirebileceğini bize gösterdi. Son olarak, değişmezsek ne olur? Tarih bize bunu gösteriyor. Değişmezsek, dönüşmezsek bir imparatorluğu kaybettik. Sorum, son sorum şu. Osmanlı İmparatorluğu Fatih ve Kanuni döneminde çok imanlıydı. O yüzden dünya çapında bir ülkeydi. Lider ülkeydi. Sonra imanını kaybetti. İmansız oldu da o yüzden mi yenildi? Yoksa Fatih ve Kanuni döneminde yönetişim önemli bir bilim dalıdır bugün. Yönetişimde, akılda, bilimde, teknolojide dünya lideriydi onun için. O zaman için dünya lideriydi. O yüzden başarılıydı. Sonra dünya değişirken değişmeyi reddettiği için mi yenildi? Hangisi? İmansız olduğu için mi? Aklı ve bilimi reddettiği için mi? Bugün aynı ikilemle karşı karşıyasınız. Aynı ikileme geldik, dayandık. Ya kendimizi, ailemizi, şirketimizi, ülkemizi değiştireceğiz ama ben değiştirebilirim diyeceksiniz ve kendinizin, ailenizin, torununuzun, çocuğunuzun, ülkenizin geleceğine sahip çıkacaksınız. Ya da aynı şekilde kaybedenlerin safına gideceğiz. Ama sadece akıl ve sadece bilim bizi robot yapar. Bunun yanına vicdan koymamız lazım. Ben burada hiç değinmedim ama dünyada kapitalizm yepyeni bir ağır bir krizle karşı karşıya. Bu konuda bence yazılmış en önemli kitaplardan birini bu ülkeden çıkmış biri yazdı. Dani Rodrik. Dani'nin Daha Adil, Daha Makul kitabını okuyun. Bir iki itirazım var ama bir okuyun. Arkadaşlar, vicdan yoksa akıl ve bilim bizi robot yapar. O yüzden aklın ve bilimin yanına vicdanı koyarak bu işi götürmemiz lazım. Ya ülkenize sahip çıkacaksınız, kendi geleceğinize, torununuzun geleceğine, ya da bir ülkeniz, sahip çıkacağınız bir halkınız olmayacak. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Gerçek bir kinetik enerji.